Süper gidiyoruz, mükemmel ilerliyoruz. Günler teker teker azalıyor ama biz çalışmamızı her geçen gün daha da arttırıp hedeflerimize mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi günün sözüyle başlıyoruz. Frank M. Robinson demiş ki, hiç kimse geriye gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ama bugün yeni bir son yapıp yeniden başlayabiliriz. Eğer başlamadıysanız hala tembellik, hala işte bilmem ben kaytarırım, ben işte şey yapıyorum diyorsanız buna artık bir son verin. Hala çok değerli bir zaman var. 122 tane çok değerli gün var. Bu değerli günde senenin üçte biri neredeyse çok fazla şey başarılabilir. İnsanlar bak Çin'de mesela şu anda koronavirüs için hastalık için 7 günde hastane yaptılar. 8 katlı, 9 katlı. Her şey yapılabilir. İnanın ve çalışmanızı tüm hızıyla devam ettirin diyoruz. Günün yorumuna bakalım. Yusuf Bey demiş ki, hocam ben ilk dönem çok çalıştım. Sömestr tatilini de güzel geçirdim. Fakat denemelerimin ortalaması 380. Birazcık düşük gibi gerçekten de. Hedeflediğim okulun puanı 485. Hedeflediği okula göre düşük tabii ki. Ne yapmalıyım demiş. Benim gibi olanlar artabilir demiş. Şimdi biz senelerdir öğrencilerle gerçekten de birebir çalıştık. Senelerdir hep şunu gözlemledik. Bazı öğrenciler netlerini hızlı bir şekilde arttırabiliyorlar. Yani netlerin artışı bazı öğrencilerde hızlı bir şekilde olabiliyor. Ama bazı öğrencilerin grafiklerine bakıyoruz, netlerin artışı birazcık şu şekilde ilerliyor. Yani bayağı bir süre geçiyor. Geçiyor. Artmıyor netleri. Ama öyle bir dönem geliyor ki, yani hatta şöyle göstereyim. Şu dönem. Bak eşit süreler. Mesela bir gün, bir ay. Bak eşit bir aylarda. Burada netine kadar artmış çok. Burada çok atmış. Ama burada ne olmuş? Fırlamış neti. Aynı bunun gibi. Biz buna öğrencilerde patlama noktası diyoruz. Bu patlama noktası kötü manada patlama değil. Yanlış anlamayın. Bu patlama noktası aslında netlerimizin gerçekten zıpladığı nokta. İşte o noktayı bulacağız. O noktaya gelinceye kadar sabredeceğiz. Eğer sabredersek, sabret Yusuf diyoruz. Gerçekten de sabredersen çok başarılı olacaksın. Eğer şöyle bir profille gitmiyorsan ki dünyada kimse, ben çok az, yani %1 öğrencide böyle bir şey gördüm. Çalıştıkta netleri artıyor. Böyle bir şey yok. Çok az. Ama %90 öğrenci, herkes bu şekilde refleks gösteriyor. Yani yavaş yavaş çalışıyorlar. Bir anda patlıyorlar. İşte biz bu noktada olacağız ve buna kadar sabredeceğiz. Sabrettikten sonra başarıya koşacağız. İstediğimiz liseyi de kazanacağız. O yüzden hiç moralimizi bozmuyoruz. 485 bin deneymiş. Sen daha fazlasını yapacaksın inşallah diyoruz ve günün kitabıyla şair evlenmesi. Türk edebiyatındaki ilk tiyatro örneği diyebiliriz. Tanzimat döneminde Şinasi tarafından yapıldı, yazıldı. Gerçekten de burada çok güzel bir eser var. Bunun içinde Müştak Bey, Hikmet Efendi'nin arasında geçen şeyler ve işte Ziba Tuti, Müştak Bey arasında geçen çok güzel bir tiyatro örneği var. Ve bunu da okumanız sizin için temel eserler arasında geçtiği için önemli. Günün okuluna bakalım. Haydarpaşa Lisesi 480 puanla almış. %1,04'te almış. 46 tane tıp, 139 tane mühendislik ve mimarlık çıkarmış. Gerçekten çok başarılı bir okul. Üniversiteye giriş açısından da. Ve 5 yılda ve İngilizce bir eğitim veriyor diyoruz. Günün sorusuna bakalım. Naftalin Katar'dayken doğrudan gaz haline geçer. Bu olaya ne ad verilir? Hadi bakalım yorumlara yazın ve aynı zamanda ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.